17 Ağustos, 23 Ağustos değerli terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, diğerlerini karıştırıyorum sonra üstünü karalıyorum. Terazilerin yaratıcı zekaları, işiyle ilgili kıvrak enerjisi ve kendini ifade etmesini çok güzel belirleyeceği bir hafta ve en güvende ve en rahat olacağınız bir pazartesi, salı, çarşamba yaşayacaksınız. O yüzden yöneticiniz, çalışanınız, patronsanız, işçilerinizle konuşmak istediğiniz ne varsa çok rahat o 3 gün içerisinde söyleyin. Enerji gerginliği ve kafanızdaki soruları netliğe kavuşturursunuz diyorum. Hatta ve hatta iş probleminiz varsa bile şu 3 gün pazartesi, salı, çarşamba, mutlaka perşembe öğlene kadar size gelir teklifleri de gidin, araştırın, CV'nizi vesaire şeyinizi yollayın. Çok güzel bir iş kapınız ve olumlu olacak diye söyleyebilirim. Özellikle terazi burcunun bazıları müzik ya da neydi kitap yazmak ya da bazı teraziler şey ya, neden astroloji eğitimi almıyorsun? Ya da neden yaşam koçluğu almıyorsun? Ya da neden NLP koçluğu almıyorsun? Kendini çok geliştirmek istiyorsun ve farklı bir dala geçmek istiyorsun. Finans astrolojisi bile olabilir. Değerli teraziler, bence bir dikkate alın. Astroloji eğitimi yapabilirsiniz ve kendinizi bu konuda geliştirip, çünkü çok uzun süredir işsizim ve ne yapsam, hangi eğitime geçsem diyorsunuz. Astroloji eğitimi olabilir. Çünkü sizin yaratıcı bir beyniniz var, ifadeniz var. Kendinizi keyifle yönlendireceksiniz. Ek olarak böyle bir enerji size çok iyi gelecek. Size fırsatlar getirecek. Bence bu hafta fırsatların en güzel fırsatlarını terazi kovalıyor. Terazilerde işiyle ilgili beklediği değişim, gelmesini istediği haber, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe öğlene kadar güzellikler sizin hayatınızda olacak. Tatil bile planınız varsa çok güzel ve keyifli geçecek. Yani ailenizle görüşmüyorsanız, sevgilinizle ayrıldıysanız barışma dönemi, eşinizle aranızda sıkıntı varsa değişme dönemi ve eviniz satılmadıysa satılma, yeni bir ev almak istiyorsanız doğru bir dönem. Hatta şöyle söyleyeyim, borcunuz varsa bile hani sizi rahatlatacak bir paranın verdiği bir rahatlık size o kadar güzel gelecek ki. Yani ben ne oldu Allah'ım, beni de gördün diyeceğim bir hafta yaşayacaksın. O yüzden ağız tadında keyifli bir hafta diyorum. Ama bazı terazi burçlarında da şu oluşmuş: ben bu işte kalmak istemiyorum ve bu iş beni artık tamamıyla çok fazla yoruyor. Yeni bir iş kapım var mı? Ben yeni bir noktaya geçiş yapacak mıyım? Evet, yeni bir iş kapınız var. Özellikle şöyle söyleyeyim, Başak döngüsü, yani 21 Eylül itibariyle sizin beklediğiniz işler ya da oluşması gereken 21 Eylül, evet, oluşması gereken oluşumlar 21 Eylül'den sonra olacak. Siz hazırlığınızı yapın, sisteminizi oturtun, güzel haberler gelecek. Ailede özellikle ablanızla ya da erkek kardeşinizle bir mal kavgası gündemi olabilir. O pazartesi, salı, çarşamba güzel, perşembe güzel deyip dilinizi tutmazsanız kardeşler ve ailede büyük kırgınlıklar olabilir. Size güzel teklifler, güzel başarılar, işiniz, düzeniniz, özel ilişkiniz. Ama aile ilişkinizde ben her şeyim şanslı derseniz ve aileye dil uzatırsanız ailede dağılma, gereksiz haksızlıklar ve bu haksızlıklardan kaynaklanan suçlanmalar olacak. O yüzden aileyi yumuşak geçiriyoruz. Yani onlar haklı da olsa, haksız da olsalar biraz yumuşatarak, dengeyi doğru kontrol ederek yaparsak sizin için daha olumlu olacağını söyleyebilirim. Evet, tatil niyeti olan, tatile gitmek isteyen teraziler zaten tatil haftasına geçiş yaptınız. Size çok iyi gelecek. Özellikle çocuklarımın geleceğiyle ilgili çok korkuyorum diyen teraziler var. Yani hepimiz aynı noktadayız. Devlet bize ne söylerse biz onu, dünya devletleri insanlara ne söylerse insanlar da onu yapacak. Yani dünya nasılsa Türkiye de öyle. Dünya batıksa Türkiye de batık. Yani o yüzden endişe etmeyin istiyorum. Sadece bizim Türkiye'de batık gerçekten. Yani devletimizin bize sunacağı bir para yok. Yani biz devletlerin insanlarına sunacağı para var. Bizim devletimizin bize sunacağı para yok. Ancak biz kampanyalara destek vereceğiz. Bizim paramız halkımıza dönecek olarak söyleyebilirim. Evet, yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Uzun süredir de sevgiliniz ya da yapmak istediğiniz bir insanla konuşmak istiyorsanız gidin konuşun. Doğru bir süreç. 17 Ağustos depremimizi unutmayalım. Ölmüşlerimize gani gani rahmet diliyorum. Ülkemize bir daha böyle bir aksilik yaşansın istemiyorum. Ben istemiyorum. Siz ne istiyorsunuz bilmiyorum.